Herkese merhabalar. LGS matematikte 14-20 net arası kaynak tavsiyeleri videomuzda beraberiz. Şimdi karşımıza LGS sınavı geldiği zaman burada aslında gerçekten de çok farklı sorular geliyor karşımıza. Beceri temelli yeni sorular geliyor. Bazen bir sayfalık sorular geliyor. Bazen birazcık daha zorlayıcı sorular geliyor. Bunlarla yüzleştiğimiz zaman Nasıl acaba biz en iyi netleri yapabiliriz? Zaten belli bir aşamaya geldiyseniz 14-20 net arasına demir attıysanız bundan sonra ne yapabileceğinizi anlatacağım ve bundan sonra nasıl ilerleyeceğinizi anlatacağım. Bir kere zirveye yaklaştık demektir. Çünkü LGS'de gerçekten sınav soruları birazcık daha eleyici oluyor. Zaten buradan gerçek sınav mesela bu 2020 LGS'si burada sorulara baktığımız zaman mesela şu soru çok basit gibi gözüküyor veya şu soru çok basit gibi gözüküyor ama eleyici ve uzun uğraştırıcı. Mesela şu soru çok kısa bir soru ama çok uğraştırıcıydı mesela geçen sene çıkan soru. Buradaki soru çok uğraştırıcıydı. İşte bunları gördüğümüz zaman diyoruz ki 14-20 net yapmak gerçekten birazcık zor. Peki bu zorluğun üstesinden nasıl geleceğiz? Eğer 14-20 net'e geldiysek bundan sonra daha yükseğe nasıl demir atabiliriz? Yani 20'ye nasıl yaklaşabiliriz? İşte bugün onu anlatacağım size. Gerçekten beceri temelli sorular üzerine gitmemiz gerekiyor ve yeni nesil soruları gördüğümüz zaman tak 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 2 saniye içinde çözüm yöntemi geliştirebilmemiz gerekiyor. Çünkü bir de zamanla yarışıyoruz. İşte biz bu aralıktayken geçtiğimiz videomuzda hatırlarsanız 8-14 net arasında ne yapmamız gerektiğini işte diğer kaynaklar üzerinden söylemiştik ama 14 20 arasını söylememiş. Şimdi bir kere baktığımız zaman sınav soruları gerçekten eleyici çıkıyor. Yani karşımıza sınavda böyle bir soru geldiği zaman şekilleri olan aynı zamanda yukarıda formülün verildiği, aynı zamanda bir kurgunun verildiği ve içinden çıkmamız gereken bir soru geldiği zaman afallamamamız gerekiyor. 14 20 net arasında olan bir öğrenci bu tarz soruları gördüğü zaman bir kere ha tamam ben bunları zaten biliyorum. Ben bunu zaten yap yapacağım diyebilecek kapasitede olmalı. Yani artık zaten yenisi sorularda belli bir düzeye gelmiş olmalı. Peki bu soruları gördükten sonra ne yapmamız gerekiyor? Belli bir yöntem geliştirmemiz gerekiyor. İlk başta soruyu anlamamız, algılamamız gerekiyor. Baştaki formüllere takılmamamız gerekiyor. İlk başta soruyu hangi yöntemle çözeceğimizi belirlememiz gerekiyor. Peki bunları belirlerken daha önceden ne yapmış olmamız gerekiyor? çok doğru sorularla çalışmış olmamız gerekiyor. Bu tarz yeni nesil beceri temelli sorularla çalışmış olmamız gerekiyor. İşte o yüzden size gerçekten çok önemli kaynak tavsiyelerinde bulunacağım. Bunlardan ilkine baktığımız zaman bir kere ne dedik? 14 20 net arası dedik. Bir kere 14 ile 14 ile 17 net arasında olan öğrenciler için vazgeçilmez kaynağımız Zoru Bankası. Zoru Bankası matematikte zor soruları çözüyoruz. Zoru Bankası matematikte gerçekten bu 14 17 netten biz 17 20'ye atmaya çalışıyoruz kendimizi. Yani 14 17 net arası yapıyorsak, zoru bankasındaki soruları çözerek birazcık daha zorlanarak LGS'de karşımıza çıkabilecek her tarz soruya alışıp 17 20 net matematik netlerinin aralığına gelmeye çalışacağız. Ve kendimizi zorlayacağız. Kendimizi bu tarz dikey ve yatay sorularla zorlayacağız. Yapamadığımız her sorunun çözümünü zaten videolu bir şekilde izledikten sonra 14-17'den neye geçmeye çalışacağız? 17-20 net aralığına geçmeye çalışacağız. Dolayısıyla biz 14-17 isek yeni nesil beceri temelli sorularla, LGS ayarında sorularla, zorlayıcı sorularla kendimizi 17-20'ye atmaya çalışacağız. Peki 17'ye kadar geldik diyelim. 17'den sonra ne yapacağız? İşte orada da matematik için, matematik özelinde zor ve ötesi kitabı karşımıza çıkıyor. Bir kere artık 17-20'ye geldiysek biz zor soruların üstesinden geliyoruz. Ama bize sınavda karşımıza hem sınav stresi üzerimize varken hem de zaman baskısı varken daha önceden bu tarz soruların daha da zorlarını çözmüş olmak gerekiyor. İşte o yüzden ne yapmamız gerekiyor? Gerçekten birazcık daha üst düzey sorular yani zor ve ötesi dediğimiz zor sorularla zorun da ötesindeki sorularla kendimizi sınavdan önce bu tarz sorulara alıştırmış olmamız gerekiyor. Bu tarz sorulara alıştırdığımız zaman hiç görmediğimiz yenilikçi soruları gördüğümüz zaman yenisi sorular bize vız gelir tırıs gider dediğimiz gerçekten deyim karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla ben 17-20 isem ve hedefim gerçekten süperse yani artık full çekmeyi hedefliyorsam e ben zaten en zorunu yaptım. Sınavda zor çıksa ne olur ki diyebileceğimiz kadar önceden zor kaynakları çözmemiz gerekiyor. İşte onun içinde matematikteki en belirleyici ders matematik. Dolayısıyla zor ve ötesi bu tarz öğrenciler için 17-20 aralığında dolaşan öğrenci için vazgeçilmez bir kaynak. Buradan da gördüğünüz gibi sorular gerçekten çok eleyici. Bu tarz soruları yapabilen bir öğrenci zaten sınava girdiği zaman çok rahat bir şekilde sınavdaki soruları gördüğü zaman her türlü yöntemi çok hızlı bir şekilde geliştirebilip hem de zaten biz bunların en zorunu çözmüştük diyerek en zor soru çıksa dahi onun üstesinden gelebilir diye düşünüyoruz. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken 17-20 net aralığında zor ve ötesi kaynağı diyebiliriz. Peki bunun yanında başka hangi kaynaklarla çalışabiliriz? netleri 14-20 net arasında olan öğrenci için söylüyorum. Bir kere sözel mantık sayısal analiz sorularımız var. Türkçe matematikten oluşuyor. Türkçesi süper. inanılmaz güzel. Bir kere yorumlama sözel mantık sorularımız var. Bunları mutlaka yapın. Ama bunun yanında matematiğine baktığımız zaman burada da yeni nesil beceri temelli sorulara alışabilmemiz için ve bu tarz gerçekten LGS düzeyinde çıkan soruları anlayabilmemiz için, bunlara yöntem geliştirebilmemiz için sayısal analiz tarzı sorulardan oluşan mükemmel bir kaynak. Bundan da yararlanabilirsiniz. Bütün matematik konularını tarıyor ve bütün matematik konularına farklı bir yaklaşım getiriyor. Hiç görmediğiniz sorularla kendinizi daha da iyiye getireceksiniz. Tabii ki müfredat içerisinde dahil. Peki müfredatın dışına çıkmıyoruz. Bakın unutmayın. Bazı kaynaklar var müfredatın dışına taşarak zorlaştırıyor. Hayır biz kesinlikle müfredatın dışına çıkmadan bu zorlaştırmayı yapmaya çalışıyoruz. Çünkü Milletin Bakanlığı da aynı bu şekilde yapıyor. Peki onun dışında deneme için ne derseniz o zaman da hedefim derece. Artık benim netlerim zaten 14-20 aralığındaysa zaten diğer dersler benim için çok kolaydır. Demek ki matematikte 14-20 aralığında yapan bir öğrenci gerçekten çok iyi. 90 üzerinden çok iyi netlere sahiptir. O zaman ne yapacağız? Hedefim dereceyle. Gerçekten dereceye oynayacak öğrencilerin çözmesi gereken sorularla biz kendimizi test edeceğiz ve bu tarz sorularla gerçekten kendimizi sınavda en zor çıkacakmış gibi çalıştırıp sınavda çıkınca zaten zor sorular bizim için çocuk oyuncağı diyeceğiz ve hepsinin üstesinden geleceğiz diyoruz ve hedefim derece denemeliyle de başarıdan başarıya koşacağız. Bu 17-20 aralığına kendimizi açacağız. İnşallah 20'ye en yakın skorla da bu işi noktalandıracağız diyoruz. O zaman hadi bakalım ödüllü sorumuzu yapın. Yorumlara yollayın. İnşallah sınavda 20'ye en yakın netlerle matematiği kapatıyoruz. Görüşmek üzere.